Gün TV'den herkese merhabalar. Ömrünü sanata adamış bir isimle beraberiz bugün, Genco Erkal'la. 44 yıl hüküm süren bir diktatörün hikayesini anlatan yeni oyunu İmparator'u konuşacağız. Duyduklarınız size tanıdık gelebilir ama endişelenmeyin. Olay Etiyopya'da geçiyor. Hoş geldiniz. Sanatçı Genco Erkal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şahane. Aslında 3 hafta önce buluşmayı planlıyorduk, evet, ama deprem felaketi nedeniyle henüz buluşabildik. Evet. Kayıplarımıza üzülürken bir yandan da her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Yani bu kadar yıldır ben geliyorum diye kendini haber veren bir büyük felaket. Ama hiçbir hazırlık yok görünen. Ve yöneticilerin aymazlığı, beceriksizliği, kötü niyeti diyeceğim bir yerde. Çünkü arada defalarca imar affıyla bu felakete göz yumulmuş yıllardır. Yani o binaların iskan verilmemesi lazım, o projelerin onaylanmaması lazım ve marifetmiş gibi biz insanların yüzünü güldürdük, meseleyi çözdük diyorlar. Buyurun, nereye güldürdünüz? Ağlıyor, millet yok oldu. Yani bu kadar aymazlık ve bu kadar kötü yönetim olamaz. Onun dışında bu öncelikli olarak kontrol edilmemiş, düzeltilmemiş, yapılandırılmamış neyse, ama olduktan sonra da 3 gün devlet ve emrindeki Kızılay, AFAD harekete geçemiyorlar. Ordu yok ortada. Ama Kızılay Başkanı çok kendi itiraf etti yani. Biz sivil kurtarmayla ordunun birlikteliğini bozduk dedi. Açık açık söyledi bunu. Bu olmaz. Orada en güçlü kuvvet ordu. Onu aradan çıkarırsanız, onu pasifleştirirseniz, onu hareket edemez. Bir kişinin ağzı altında zaten bütün her şeye karar veren bir tek kişi. Ve o tek kişi yanlış bir karar aldığı anda ülke alt üst oluyor. Bakın yani bu kadar insan. Biz boşu boşuna, sebepsiz yani. Olacak şey değil. Yok oluyorlar. Hala aynı beceriksizlik sürüyor. Aynı şekilde insanları bir çatı altına sokamıyoruz. Bir konteyner, bir şey. Onlara hijyen kurallarını sağlayamıyoruz. Su yok, elektrik yok. Hiçbir şey yok orada. Hala. Yani nasıl büyük bir öfke var içimde, isyan duygusu var, anlatamam. Ama elimizden bir şey gelmiyor maalesef işte. Biz belki bu meseleyi ilk seçimde çözeriz diye umuyorum, diliyorum. Çünkü bu yönetimin bu meselelerin altından kalkmasına imkan yok. Önümüzde büyük İstanbul depremi var bizi bekleyen. Asıl mesele orada tabii şimdi bundan sonra. Onun için çalışmamız lazım. Onun önlemlerini almamız lazım. Başka çaresi yok yani. Çünkü İstanbul'daki kıyım bundan çok daha fazla büyük olacak maalesef. O da yıllardır ben geliyorum diyen bir felaket. Fakat hiçbir şey yapılmamış. O deprem vergisi diye toplanan paralar nereye gitmiş? Haberi yok, kaydı yok. Soru sorulmuyor. Hesap vermiyorlar. Biz onu uygun yerde kullandık. Böyle bir laf mı olur yani? Neyse. Bu konuyu kapatalım. Çok sinir oluyorum çünkü. Şimdi Dostlar Tiyatrosu olarak 2022 yılı boyunca 100 tane oyun oynamışsınız. Sizi sahnede dans ederken görmek bizi çok mutlu etti hepimizi. Hepimiz gözlerimiz dolarak ayrıldık salondan.
Enerjinizi neye borçlusunuz? Bunu hep soruyorlar ama yaptığım işi çok severek yapıyorum. Sevmenin ötesinde bu bir tutku, bir aşk hali diyebilirim. Yani bu yıllardır süren bir şey. Evet. Yani benim hayatımda en önemli şey bu. Ben bunu iş diye yapmıyorum, görev diye yapmıyorum. Beni ayakta tutan bu, benim tedavim bu. Çünkü ben bu sezon son tam bir yıl oluyor. Çok büyük şeyler atlattım ama böyle atlattım. Yani hep bir şeyin teşhisi kondu, tedavi kondu. Hep aklım bundan sonra ne zaman oynayacağım, ne zaman sahneye çıkacağım, yeni oyunu nasıl hazırlayacağım. Hep aklım fikrim bu konudaydı yani ve onu yapabildiğim zaman kendimi iyi hissediyorum, sağlıklı hissediyorum ve yaşadığımı hissediyorum sahnede, doğru. Peki seçim yaklaşırken İmparator oyununu sahneye koymanız tesadüf mü? Tesadüf değil. Aslında tabii bu proje şeyden itibaren, daha pandemiden önce vardı. Devlet Tiyatrosu'nda bir arkadaşım var, o yıllarca, adı Tuğrul Çetiner, yıllarca Polonya'da kaldı. Kapuscinski'yi çok iyi biliyor, tanıyor demeyeceğim ama biliyor. Onu bazı kitaplarında çevirmiş Türkçe'ye. Zaten Lehçe'den Türkçe'ye çevirdiği birçok oyun metni de var. O bana bu projeyi getirdiğinde çok heyecanlandım ama dediğim gibi yıllar önce. Sonra bunun araştırmasına girdim. Bu oyun pek çok değişik ülkelerde değişik yorumlarla oynanmış. O tekstleri buldum, onları inceledim. Hatta bir seferinde New York'ta, İngiltere'de yapılan bir uyarlamayı izleme şansına da eriştim. O benim için büyük bir mutluluk çünkü müthiş bir Catherine Hunter adlı çok ünlü bir İngiliz kadın. Bütün erkek rollerini o oynuyor. Yani tek başına oynuyor. Onunki tek kişilik bir oyun. Ben belki bu sağlık sorunlarım olmasaydı ben de tek kişi oynayabilirdim ama doktorlar da bana aman fazla yüklenme artık, kendini biraz korumaya al dedikleri için iki kişilik halini yaptı uyarlamasının. Birazcık görev bölünsün, benim arada nefes alacak zamanım olsun diye. Ama o kadın bütün erkek rollerini tek başına oynuyordu. Çok hayran oldum. İşte bu değişik uyarlamalar içinde ben kendime göre ve biraz da bizim ülkemizin durumuna göre kitabı esas alarak, çünkü kitap çok uzun bir kitap, tabii büyük bir kitap. Onun içinden bir saat 15 dakikalık bir oyun çıkarmak için uyarlayan seçimler yapmak zorunda. Her uyarlayan kendine göre yapıyor seçimleri. Ben de biraz bizim ülkenin gözüyle bakarak yaptım bu seçimleri. İşte pandemiden sonra yavaş yavaş araya hemen şey girdi. Ahmet Arif girdi. O da biraz erteletti bu projeyi. Ama sonunda bunun da sırası geldi. Dedim ki bunu hemen yapmak lazım. Seçimden önce olması lazım yani. Seçimler için de bayağı bir katkısı olacağını düşünüyorum. İnsanları uyarmak, bazı konularda onları aktive etmek için bir faydası olur diye düşünüyorum doğrusu. Peki bu oyunu bugün sahneliyor olmanın nasıl bir önemi var sizce? Evet, şimdi burada tabii bir tek adam yönetiminin anatomisi çiziliyor. Bu Hitler de olabilirdi, Mussolini de olabilirdi, dünyanın herhangi bir yerinde geçiyor olabilirdi. Aslında modelin evrensel olduğunu, ayrıntılar değişik ama genelde bu insanların ayakta kalabilmesi için onlara hayran olan, onlara biat eden, ne yaparlarsa yapsın, gözü kapalı kabul eden ve onu destekleyen kitleler olmasa bu büyük adını andığım diktatörler olmazdı. Bugün için bizim için de aynı şey söz konusu.
Bakın bu kadar felaketler yaşanıyor, bu kadar beceriksizlik. Hala bazı insanlar o halleder, o yapar. Bu tek adam. Güce tapınmak bu. Ve o gücün etkisi altında sağlıklı düşünememek. Ne olursa olsun ona bağlı o. İşte biraz bu mekanizmayı gösteriyor bu oyun. Ve bunun toplumumuz açısından da bazı insanların eğer aklını başına getirebilirsek, gözlerini açabilirsek bir faydası olur diye düşünüyorum. Biraz aslında ağlanacak halimize gülüyoruz, evet, deyimini de hissettiriyor oyun izlerken. Evet, evet. Çünkü Kapuscinski aslında çok enteresan. Etiyopya'yı anlatıyor ama Polonya'yı anlatıyor. Yani Polonya'nın Sovyet baskısı altındaki dönemini, yani bağımsızlığını kazanmadan önceki dönemini anlatıyor. Orada da bir tek adam rejimi var, tepeden inen emirlerle. Ve hatta ona yapılan eleştirilerin önemli bir bölümü, sen bazı şeyleri uydurmuşsun. O da diyor ki ben bir yazarım, yani ben bir takım şeyleri öğrenirim, yaparım ama yazarken de kendime göre yorumlarım tabii. O da onun hakkı. Aslında çok enteresan. Daha evvel de gitmiş, çok Etiyopya'da bulunmuş. Darbeden yıllar sonra gidip bu insanların peşine düşüyor. Saraylıları tanımak istiyor. Yani bu adam nasıl var olabilmiş? O saraylılar olmasa olamayacak. Gidiyor ve bunlar çok korkuyorlar. Darbeden sonra başımıza bir bela gelir diye bunlar gizleniyorlar bir yerler. Hayatta kalabilenler. Pek çoğu yurt dışına kaçmış, pek çoğu idam edilmiş falan. Buluyor ve onlarla bu röportajları yapıyor. Aman adımızı söyleme, aman sakın uzun boylu, kısa boylu tarif etme bizi. Başımıza bela, korkarak konuşuyorlar ama bütün o gördüklerini anlatıyorlar. Çünkü bunlar birebir yaşamışlar o sarayın içinde. Ve ilk kez, bilmiyorum başka örnek var mı ama bence ilk kez bir tek adam, onun çevresindeki görevliler, hizmetkarlar gözüyle anlatılıyor. Tarihçiler tabii her zaman anlatmışlar dışarıdan bakarak ama burada onu bizzat yaşamış olan insanların anlatması, bu eserin özgünlüğü orada. Çok önemli kesinlikle ve diktatörlüğün her yerde diktatörlük olduğunu da işte, evet, gösteriyor evet, aslında evet, oyun. Evet, evet, yani evet. Böyle hani film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçti evet, izlerken. Evet, hemen benzerlikler kuruyorsunuz. Bak orada öyle, burada böyle. Bizde böyle ama orada öyle gibi bazı şeyler de var tabii. O da insanları uyanık tutuyor. Hepsi benzese olmaz. Bu başka bir şey ama senin dikkatini ayakta tutuyor. Neresi benziyor, neresi benzemiyor. Kesinlikle. Oyunda gençlerin iktidara karşı duruşu da aslında denizleri hatırlattı hepimize. Evet. Siz ülkede gençlerin duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz hali hazırda? Genelde bir yeni diyeceğim son yıllarda politize olma durumu var gençlikte. Biliyorsunuz Turgut Özal dönemi, yani 80 sonrası sol ve gençlik hareketinde çok büyük bir kıyım yaşandı. İdamlar vesaire vesaire. Yaşı tutmadan idam edilenleri de düşünürseniz. Büyük bir sindirme operasyonu yaşandı. Ve onlara dendi ki sen bu işlere karışma. Herkes kitaplarını boğaza attı, yaktı, banyolarda yaktı, toprağa gömdü. Yani öyle büyük bir terör yaşandı ki daha sempatizan olanlar bile çok korktu. Ve gençlere dendi ki sen bu işleri bırak, sen
bir an evvel köşeyi dönmeyi öğren maalesef. Liberalizm, neoliberalizm dediğimiz. Yani insanlara paçanı kurtarmaya bak, işini bil. Benim memurum işini bilir diye yol da gösterildi hatta. Rüşvet almanın yolları da gösterildi yönetim tarafından. Ne pahasına olursa olsun sen kendini kurtar. Bırak devletle falan uğraşma. Bak uğraşanların başına neler geldi diye örnek gösterdiler. Bunları ezdiler. Ve böyle biz tabii politik tiyatro yaptığımız için bu değişimi çok yakından izliyoruz. Bizim genelde tarihimizde, aşağı yukarı 55 yıllık tarihimizde öğrenciler yarıdan fazlasını tutar seyircimizi. Ve başka tiyatrolar öğrencilere indirim yapmazken biz yaparız onlar gelsinler diye. Hoş işçi sınıfı örgütleriyle de hep birleşik işler yaptık. Onlara indirimli bile sağladık falan filan. Yani bu emekçi ve genç kitlelerle çok yakın bağımız olduğundan biliyorum. Kesildi birdenbire. Bağlantılar koptu. Zaten bütün işçi örgütlerini de dağıttılar. Öğrencilerin de hiçbir şekilde örgütlenmesine izin vermediler uzun yıllar. Bir baktık ki bizim seyirci, ana seyircimizin büyük bir bölümü yok oldu. Ve politik tiyatro birden gözden düştü. Ondan önceki dönemlerde çok sıkı takip edilen, çok tabanı olan bir tiyatro yavaş yavaş seyircisini kaybetmeye başladı. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık aslında. Ve daha ortada o kadar politize olmamış izleyiciyi çekelim diye gene aynı şeyleri anlattık belki ama aynı doğrultuda. Ama çok üstü kapalı, çok ima yollu anlatmaya başladık. Ki salonlar boşaldı yani, onu hissettik. Şeyden itibaren, bakın o kadar da yakın zaman değil, Sivas 93 oyunu bizim için bir dönüm noktasıdır. O zamanlara kadar hiç bize gelmeyen, artık gelmeyen izleyici onunla birlikte yeniden başladı. O zaman baktık ki yani aslında onların ilgilendiği, bilmek istediği şeyleri anlattığın vakit, yani sen seçimini doğru yaptığın vakit onlar yeniden sana gelecekler. Ve biliyorsunuz o hiç politikayla ilgilenmiyor dediğimiz gençlik Gezi hareketini düşünün. Yani aslında o potansiyelin olduğunu fakat bir yol beklediğini, bir yol gösteren beklediğini bize kanıtlamış oldu. Ve o zamandan bu zamana da gençlikte bayağı büyük bir değişim olduğunu düşünüyorum. Peki sizin gençliğiniz nasıldı? Bizim gençliğimiz tabii biz yani ben başladığım ilk tiyatroya başladığım 27 Mayıs. En azından 3 tane resmi askeri darbe yaşadım. Gayri resmileri saymıyorum. Ve hep biz okların altına gittik tiyatro yaptığımız için ve politik tiyatro yaptığımız için. Ama şimdi 69'da kuruldu bizim tiyatro. Yani 68 hareketinin bir şeyidir. Tabii daha evvel Ankara Sanat Tiyatrosu'nda da çalıştım. Onları da katarsak 60'lı yıllar diyelim. 68 hareketinin Türkiye'deki yansımasıyla beraber yani bütün toplumun aşırı politize olduğu ve sanattan da politik sanat beklentisi içinde olduğu bir dönemdi. Biz politik şeyle iç içe yürüdük. Ve işte gençliğin bilinçlenmesi, işçilerin bilinçlenmesi konusunda hep biz kendimizi görevli hissettik. Çünkü politik tiyatro yaptığın zaman senin zaten konundur bu. Ama çok özenle
ki biliyorsunuz Türkiye solunun en büyük hastalığı bölünme hastalığıdır. Fraksiyon. Bunların hepsini yaşadık. Ve biz her zaman o fraksiyonların hiçbirine yüz vermeden bizim kendi bir takım sempatizan olduğumuz hareketler vardı tabii ama yani onu yaptığımız işe yansıtmadık. Her zaman bir ortak payda bularak bütün solu kapsayan bir çizgi üstünde yürüdük. Sol düşünce, bir sosyalist düşünce çizgisi hep vardır ve var olacaktır. Biz o çizgiyi bozmadan gelmeye çalıştık bugüne. Peki seçimde ne olacak sizce? Bu soru çok zor. Çünkü bazen çok ümitleniyorum, bazen hiç ümitlenemiyorum. Yani gördüğüm kadar daha muhalefet beklenen güçte değil, beklenen kararlılıkta değil. Ne olur, ne olmaz bilmiyorum. Böyle içeriden gelen dedikodular, kişisel hesaplar, bunlar çok mide bulandırıcı maalesef. Yani çok güzel bir şey çıksın istiyorum çünkü bundan daha hazır olamaz. Bu iktidar devrilecek. Püf deseniz devrilecek. Ama yeter ki karşısında o dirayeti gösterecek bir muhalefet ve bir aday olsun. Çünkü ülkemiz maalesef bütün geri kalmış ülkelerde olduğu gibi adam istiyor. Parti değil, hareket değil. Bir adam istiyor. Onun peşine takılacak, gidecek. Bugüne kadar hep başka öbür taraf bir adamla bizi götürdü. Şimdi bir adam da bizden çıkması lazım onu yenebilmek için. Nasıl bir sanat iklimi hayal ediyorsunuz? Sanat iklimi? Evet. Yeni düzende. Valla bir kere özgürlük tabii ki. Özgürlük. Özgürlük ortamında bugüne kadar var olan sanat akımlarını ve yapılaşmasını yeterli ve doğru görmüyorum. Ama bugüne kadar onları yeteri kadar eleştiremedik. Çünkü onları eleştirmek iktidarın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Bunu onlar düzeltemeyeceğine göre bizim şu anda sesimizi susmak zorundaydık birçok konuda. Ama bu yeni bir özgürlük ortamı içinde yeniden parlamenter düzene geçildiği vakit memleketteki bütün var olan sanat kurumlarının tartışılmaya açılması gerekiyor. Hatta bazılarının yıkılıp baştan kurulması gerekiyor. Çünkü yılların getirdiği, çünkü bu kurumlar tek parti yönetiminden beri var. Bürokrat, gayet tutucu, her zaman devletlerin politikasının suyunda gitmiş ve her zaman sansüre uğranmış, korkudan otosansürü yaşamış ve özgürlüğü olmayan öyle bir ortamda sanat gelişemez. Ve sanatı memurlaştırmışlar. O çok kötü. Yani müzik de öyle, klasik müzik de öyle, tiyatro da öyle. Bir ülkede sanat memurlaştırılmışsa oradan hayır gelmez. Bunu biraz tutucu. Açar mısınız? Tutucu. Memurlaştırmak nedir? Yani şimdi bakın konservatuara giriyorsunuz, orayı bitirdiğinizde devlet tiyatrosuna ya da devlet korosuna ya da devlet operasına girdiğiniz vakit ömür boyu size 65 yaşına kadar başarılı olsanız da olmasanız da, çalışsanız da çalışmasanız da. Çünkü çoğu zaten çalışmıyor. Şeydeler yani televizyonda yapıyorlar. Ondan sonra görev verildiği zaman da biz sağlık durumumuz müsait değil, biz iş kabul edecek durumda değiliz diyorlar. Oradaki kadroları da tıkıyorlar. O zaman sen çekil, gençler gelsin. Gençlere yol açmıyorlar. Bu kadrolar tıkamışlar orayı
ve durduruyorlar. Yani o yüzden ilerlemiyor. Aynı şekilde müzik de öyle. Tabii ki ülkemizde ben anlıyorum. Yani devletin desteği olmadan devlet tiyatroları ayakta duramaz. Devlet orkestraları da ayakta, opera da ayakta duramaz. Ne yapacaklar? Özel mi opera kuracaklar? Öyle bir şey. Hani New York'ta olsanız sponsorlar ayakta tutuyor Metropolitan Operası'nı. Ama Türkiye'de kim operayı finanse edecek? Yani böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki devlet ama böyle değil. Bu kadar garantili değil. Çalışana çalıştığı kadar oranda ücret vereceksiniz, onu yüreklendireceksiniz ve kendini aşmasına yardım edeceksiniz. Böyle olunca durağı anlaşıyor. Nasıl olsa tamam ne olacak ya diyor. Ay işte alıyorum maaşımı diyor. Çok çalışırsam daha mı fazla maaş verecekler bana? Bu sistem yanlış. Bunların hepsinin tartışmaya açılması lazım. Peki siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ülkede ilk olarak neyi değiştirmek isterdiniz? Böyle bir şey düşünmedim hayatımda. Yerine koymak istemem kendim yani. Yani Cumhurbaşkanı düzeltmeyecek ki işi, sistem kurulması lazım. Sistemin doğru kurulup doğru çalışması lazım. O zaman Cumhurbaşkanı'nın hiçbir fonksiyonu olmayacak. Bugüne kadar eski durumda öyleydi zaten. Yani sistemi, o parlamenter sistemi yeniden geliştirilmiş, düzeltilmiş diyorlar. Doğrudur. Onun da çok eksikleri vardı tabii. O sistemi doğru kurarsanız kendiliğinden yürür işler. Bir cumhurbaşkanına gerek yok. Peki önümüzdeki günlerde nasıl projeleriniz var son olarak? Şimdilik sadece 4 oyunum var. Dönüşümlü olarak işte bir Deli'nin Hatırladıkları var, Ahmet Arif var, Yaşamaya Dair var ve İmparator var. Dönüşümlü olarak bunları daha bir yıl oynarız. O arada da yeni projeler düşünmek, onları oluşturmak için vaktimiz olur. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Sağ olun.